Çevre ve insan, evet. İlk çevreci kim? Almanya'da bundan 35 sene önce Almanlar sokakta çevre ile ilgili bildiri dağıtıyorlardı. Bana da verdiler. Dedim ki ilk çevreci kimdir biliyor musunuz? Anlattılar Greenpeace vesaire vesaire. Durun dedim. İlk çevreci kainatta Hazreti Muhammed. Hiç duymadık dediler. Biz Müslümanlar bilmiyoruz ki dedim. Siz bilesiniz. Yani biz İslamiyet'i bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz'i tanımıyoruz. Ne yapmış? Mesela Peygamber Efendimiz Mekke'de, Medine'de, Cidde'de hayvanların öldürülmesini yasaklamış. Ağaçların kesilmesini yasaklamış. Çevreye kirletenlere beddua etmiş. Ve serçeyi dahi öldüren ahirette hesabını verecek demiştir. Çevreyi kirletiyor. Mesela insanın toplumda birçok insan mesela hafta sonları sahile, ormana, dağa, oraya buraya piknik yapmaya veya eğlenmeye, dinlenmeye gidiyor. Ama bazıları ne yapıyor? Çevreyi kirletiyor. Sağ sola çöp atıyor. Veya necaset yapıyor. Vesaire vesaire. Bütün bu yanlış yapıp da çevreyi kirletenlere Peygamber Efendimiz beddua ediyor. Hiçbir kimse çevreyi kirletemez. Biz toprağı da korumak zorundayız. Mesela Peygamber Efendimiz yaşadığı süre içerisinde bizzat kendisi eliyle 1000'e yakın hurma ekmiştir. Hurma ağacı. Kendisi ekmiştir. Kendisi yetiştirmiş. Kendisi bakmış. Ve diyor ki kıyamet kopuyorsa ve zamanın varsa artık herkes sağa sola kaçıyor. Mümkünse bir ağaç dik. Yani kıyamet kopuyor artık. Herkes bir tarafa kaçıyor. Senin zamanı varsa diyor bir ağaç dik. Kıyamet kopuyorsa dahi. Biz ne yapıyoruz? Bizim köyün üst tarafında dağlar var. Vadinin içindeyiz. 60-70 yıl önce orman olan dağlarda şimdi bir tane ağaç yok. Maşallah. Kesmişler. Ağaç denen bir şey yok. Tek tük orada burada birkaç çalı var. Ormanı bitirmişler. Ve insanlar, mesela bazı insanlar ırmağa göle gölete gidiyor. Tutacağı iki balık. Dinamit atıyor. Vahşet bu. Orada bir litre suda milyarlarca mikroorganizma var. Çeşit çeşit balık var, böcek var. Ne yaptınız? Hepsini öldürdünüz. İki balık tutacağım derken hepsini öldürdünüz. Bu katliamdır. Bu tür insan eğer ki Avrupa'da böyle bir şey yapsalar direkt hapis, yıllarca çıkamaz. 10 yıl yatar. 10 yıl. Ben Almanya'ya gittiğimde parktan bir gül koparmak istedim. Dur dediler. Ne oluyor? Dedim ne oldu? Bir şey mi? Aa, bunun cezası var. Öyle mi? Pardon. Koparamadık. Bir gül koparamaz. Şimdi mesela İstanbul'da da son zamanlarda maşallah güzel her tarafa parklara, bahçelere çeşit çeşit bitkiler ekiliyor. Güller, çiçekler. Ama bazıları sanki kendi bahçesindeymiş gibi geliyor, topluyor, eziyor, bazıları kırıyor. Parklarda, bahçelerde piknik yapanlar, sokaklarda, sahil kenarlarında. Ya sanki bir daha gelmeyecekmiş gibi her türlü pisliğini oraya bırakıp gidiyor. Bütün bu tür çevreyi kirleten insanlara Peygamber Efendimiz'in laneti var. Hepsi hesabını verecek. Hem bunu yapan kim? Hepsi de maşallah hacı, hoca, dindar, abdestli, namazlı. %90'ı başörtülü. Demek inanıyor. İnanıyorsan niye bunu yapıyorsun? İnanan adam çevreyi kirletir mi? Kirletemez. Oraya herhangi bir şey, sakız dahi atamaz. Mesela Avrupa'da veya Asya'da herhangi bir ülkede. Ben mesela 30 yıl Almanya'da kaldım. Gittiniz piknik yaptınız. Külünü dahi toplayacaksınız, çöpe atacaksınız. Çöpünü atacaksınız. Mesela unuttun. Orada ne kadar insan var uyarırlar. Çöpünü unuttun. Çöpünü atmazsan hemen şikayet ederler. 1500 avro ceza yazar. Kimse atamaz. Kimse çöpünü bırakamaz. Ya bu kadar milyonlarca insan oraya buraya gidiyor, eğleniyor, yiyor, içiyor. Çöpünü bırakıp gidiyor. Sanki burada belediyede
bu belediyelerde yani 1 milyon işçi olsa bu çöpü toplayamaz. 1 milyon. Bazen mesela çevreciler denize giriyor, dalgıçlar. Denizden neler çıkarıyor? Araba tekeri, koltuk, sandalye. Kim atıyor bunu? Bizler. Bizim insanlarımız. Hani Müslümanlık? Ya Müslümanlık mı bu? İnsanlık mı? Yamyam gibi olduk. Maşallah, maşallah demeyeceğim. Bu maşallah kelimesi mecazidir. Evet, çevreyi kirletmeyelim. Kirletirsek beynimiz de kirlenir. Çünkü bir insan psikolojik olarak çevresi kirleniyorsa onun beyni kirlenmiştir. Ne kadar temizim derse desin, beyni ve kalbi kirlidir. Çevreyi kirleten insanın hem beyninde arıza var, hem kalbinde arıza var. O istediği kadar iyi Müslümanım desin. Değil. Çevreyi kirleten insan, doğaya zarar veren insan, kuş öldüren, yılanı dahi öldüremezsin. Öldürürsen hesabını vereceksin. Yani kalbi ve beyni temiz olan insan çevreye zarar vermez.